1913'ün soğuk, sisli bir Sofya günü istasyona bir tren yaklaştı. Bir günlük seyahatin sonuna gelen yolcular kasvetli bir havada Sofya'ya ayak bastı. Yolcuların arasında 30'lu yaşlarında sarı tenli, mavi gözlü bir Osmanlı binbaşısı yer alıyordu. Çok yakın zamana kadar Osmanlı hakimiyetinde olan bu topraklarda Osmanlı'yı temsil etmesi için görevlendirilmişti. Yaklaşık bir sene sürecek olan bu temsil günleri içinde bu binbaşı birçok alanda tecrübe edinecekti. Bu ziyaret onun sosyal hayata bakışını, askeri tecrübesini ve aşk hayatını derinden etkileyecekti. Mustafa Kemal askeri temsilci Fethi Bey ise elçi olarak 1913 yılının sonunda Sofya'ya atanmıştı. Bu atama birçok kişiye göre İttihat ve Terakki'nin bu ikiliyi İstanbul'dan uzaklaştırma, bir nevi kızağa çekmesi anlamına geliyordu. Görev olarak kendilerine Bulgaristan'ın 1. Dünya Savaşı öncesi Osmanlı ile birlikte hareket etmesini sağlamak ve istihbarat bilgilerini İstanbul'a yollamaları söylenmişti. 1. Dünya Savaşı'nın her geçen gün yaklaşmasıyla birlikte görevleri de ciddiye binmeye başlamıştı. Mustafa Kemal Sofya'daki ilk aylarını çalışmaya ayırdı. Arkadaşlarına yolladığı mektuplarda sürekli olarak çalıştığından bahsediyordu. Sosyal hayata pek alışamamıştı. Yalnızlık çekiyordu. İlk aylarda onu mutlu eden tek şey arkadaşlarından gelen mektuplardı. Bir süre sonra civar kentlerin sorumluluğu da Mustafa Kemal'e verildi. Rütbesi de yarbaylığa çıkartıldı. Birkaç kez bölgenin ileri gelenleriyle görüşmüş, Osmanlı'nın yıkılan imajını toparlamak arzusuyla güçlü görünmeye gayret göstermişti. Osmanlı'yı en iyi şekilde temsil etmek istiyordu. Fakat kalacak yeri dahi yoktu. Elçilik binası davetli ağırlamasına uygun değildi. Otellerde kaldı. Fakat buralar da yetersiz geliyordu. Ciddi bir para sıkıntısı çekmekteydi. Bu sorunlar yaşanırken işini verimli bir şekilde yapamayacağını düşünüyordu. Belki de ilk defa şahit olacağınız şu mektubu Harbiye'ye yazdı. Bugüne dek otelde kalmakta, elçilikte çalışmaktayım. Elçilikte yeterli sayıda oda olmadığından benim için uygun bir odanın ayrılmasının da olanağı yoktur. Bugün sıkıştığım bir odada zorunlu olarak çalışmaktaysam da görevim yazı yazmaktan çok yazılacak değerli ve belgeli bilgileri edinmektir. Bunun içinse elçiliklerle, çeşitli rütbe ve sınıftaki subaylarla ve benzerleriyle iyi ilişkilerde bulunmaya ve bunlarla gizli olarak ilişki kurabilmeye bağlıdır. Elçilikteki odamın hiçbir konuk kabulüne elverişli olmadığı bir yana, Sofya küçük bir yer olduğundan yabancı askeri ateşeler bile benimle sık sık görüşmekten kaçınmaktadırlar. Bulgar subaylarından dışarıdaki ilişkilerinde dost olduklarımsa doğal olarak elçiliğin semtine bile uğramaktan kaçınmaktadırlar. Bir çözüm yolu kalıyor ki o da buradaki bütün askeri ateşelerin yaptıkları gibi bireysel olarak ev kiralamaktır. Mustafa Kemal ilerleyen satırlarında bu evin kirasını maaşımdan vermeye hazırım fakat içini döşeyecek param yok demiştir. Çözüm olarak şöyle bir öneri sunmuştur. Kiralanacak evi döşemek için bir kereye özgü olmak üzere bakanlık katından verilecek parayla elçiliğin gözetimi altında alınacak eşya ayrıntılarıyla bir deftere yazılır. Elçilikçe onaylı olarak askeri ateşelik demirbaş eşyası olur. Askeri ateşe değiştikçe devir ve teslim edilir. Mustafa Kemal ilerleyen günlerde Bulgaristan Meclisi'nde yer alan Türk vekillerle ilişki kurmuş, toplantılarına katılmış, parlamentoyu tecrübe etmiştir. Burada yakın ilişkiler kurduğu Şakir Zümre ile bir ev kiralamıştır. Şakir Bey o günden sonra onunla çeşitli davetlere katılmıştır. Bir süre sonra Mustafa Kemal artık davetlerin aranan kişisi haline gelmiştir. Birçoğumuzun gördüğü Yeniçeri kıyafetini de bu davetlerden birinde giymiş, Bulgar kralıyla tanışmış ve o davette en iyi kostüm ödülünü almıştır. Bu davetlerin birinde gönlünü kaptırdığı namı değer Balkan Gülü yani Dimitri ile olan anılarına geçmeden önce sizlere Sofya'da yaşadığı birkaç anısını daha anlatmak isterim. Mesela çalışan köylü milletin efendisidir diyen Atatürk belki bu sözü Sofya'da yaşadığı şu anıdan yola çıkarak söylemişti. Mustafa Kemal anlatıyor. Ben Bulgaristan'da ateşe militerdim.
Bir gün Sofya'da hem çay içilen hem de dans edilen bir yerde oturuyordum. Hiç unutmam. Bir ara içeriye Bulgar köylüsü girdi. Ayağı çarıklı ve şalvarlıydı. Geçip masaya oturdu. Kimse kendine aldırış etmeyince de garson çağırmak için masaya vurdu. Kimse gelmedi. Belliydi ki gitmesini arzu ediyorlardı. Bir daha vurdu masaya. Ayağını da vurdu. Nihayet garson geldi. "Burası sizin için değil," dedi. Köylü oralı olmadı. Patron geldi. "Çıkın buradan," dedi. Köylü başladı yüksek sesle. "Kimi nereden kovuyorsun sen? Bulgaristan benim sapanımla, benim tüfeğimle yaşıyor. Utanmaz adam," diye bağırmaya başladı. Polis çağırdılar. Köylü ona aynı sözleri tekrarlayarak bağırdı. Polis çekip gitti. Çaresiz garsonlar kendisine çay ve pasta getirdiler. İşte arkadaşlar, bu benim içimdeki bir özlemdir. Türk köylüsünü de mutlaka bu hale getireceğiz. Mustafa Kemal Sofya Ateşe Militerliği görevi sırasında bölgede bulunan Türkleri de ziyaret etmiş, birlik çağrısında bulunmuştur. Türk gençleriyle aralarında şu konuşma geçmiştir. "Ben Gazi Osman Paşa'yı kendime rehber olarak seçtim. Ömrüm boyunca onun yolunu takip edeceğim. Türk ruhu Plevne'de yeniden kendini bulmuştur. Milletler yolundaki mücadelelerde daima sembolümüz Plevne'de doğan milli ruh olacaktır. Felaket günlerinde Plevne Savaşı'nı ve Osman Paşa'yı düşüneceğiz. Sizin de kahramanlık sembolünüz Gazi Osman Paşa olsun." Günler ilerlerken Mustafa Kemal yine bir davet almıştı. Tüm siyasi ve askeri heyetler bu davete katılmıştı. İsviçre'de müzik eğitimi almış, üç dil bilen General Kovechev'in kızı Dmitrina, bir başka adıyla Miti de o davetteydi. Mustafa Kemal konuklarla teker teker selamlaşmaktaydı. İkinci Balkan Savaşı'nda karşılıklı savaştığı General Kovechev'in masasına geldiğinde kimsenin gözünü alamadığı Balkan gülünden o da gözünü alamamıştı. Fakat bu bakışmalar diğerlerinin aksine karşılıklıydı. Kısa bir konuşmanın ardından konuklar kendi yerlerine geçtiler. O sırada orkestra Güzel Mavi Tuna valsini çalar. Mustafa Kemal Miti'yi dansa davet eder. Ve ilk defa herkesin kıskanç bakışları arasında dans ederler. Sanırım o gece Mustafa Kemal'in Sofya'da geçirdiği en güzel gecedir. Bir gün sonra general Mustafa Kemal'i evine davet eder. O gün haritalar açılır, siyasi ve askeri konuşmalar yapılır. Dmitrina ve Mustafa Kemal bir kez daha buluşmuştur. Bu buluşmalar sürekli olarak tekrarlanmaya başlar. Dmitrina yardım gecelerine konuk olur. Mustafa Kemal de Dmitrina'yı dinlemeye gider. Meşhur Borisova Parkı'nda yürüyüşler, beraber buz pistinde kaymalar ve tiyatro seyirleri. Mustafa Kemal sosyal hayata ve çevreye daha çok hakim olmasıyla birlikte İstanbul'a rapor gönderme sıklığı da artmıştır. Toplamda Harbiye'ye 109 askeri rapor yollamıştır. Dmitrina'nın abisi o günlere dair bizlere Dmitrina'dan şu anıyı anlatır. "Ben ne zaman piyanonun başına geçsem, Kemal Bey salonun en uzak köşesine gider ve yapayalnız beni dinlerdi. Tuşlara basarken Kemal Bey'in zaman zaman gözlerini bana diktiğini fark ederdim. Bu gözlerde hiçbir insanda rastlamadığım mana ve derinlik vardı. Hem sevgi, hem şefkat, hem de arzuyla bakardı. Sonra o gözler salonun başka bir köşesine takılır, yüzündeki ifade sertleşirdi. O anlarda memleketini ve ileride yapacağı mücadeleyi düşündüğünü anlardım." Her şey güzel giderken ikilinin arasındaki bu ilişki Bulgar askeri heyetini ve çevreyi rahatsız etmeye başlar. Sonuçta Osmanlı ile Bulgaristan yeni bir savaştan çıkmıştır. Üstelik arada din ve kültür farklılıkları da vardır. General Kovachev de artık baskılardan rahatsız olmuştur. Tüm bu gelişmelerin üzerine Mustafa Kemal ve Dmitrina yine bir davette dans etmiş, adeta herkese cevap vermiştir. Akabinde generalin evine giden Mustafa Kemal, Dmitrina'nın da onayıyla General Kovachev'den kızını istemiştir. Kovachev bir takım olumsuzluklar öne sürdüyse de kesin bir cevap vermemiştir. O günlerde Fethiokyar'da eski Bulgaristan Başbakanı'nın kızıyla izdivaç yaşamaktadır. Kızı istemiş, babası tarafından sert bir şekilde reddedilmiştir. Mustafa Kemal de aynı sonu yaşamıştır. Kovachev ortak dostlar aracılığıyla
bu işin kesinlikle olmayacağını ve Mustafa Kemal'in kızından uzak durması gerektiğini belirtmiştir. Birkaç gizli buluşmadan sonra general apar topar kızını nişanlamıştır. Dmitrina bu nişanı kabullenmeyip kısa sürede bozsa da artık ikili birbirinden uzak durmak durumunda kalmıştır. Mustafa Kemal'in de artık Sofya'da kalma niyeti yoktur. Fakat bunun Dmitrina ile ilgisi yoktur. Birinci Dünya Savaşı çıkmış, Mustafa Kemal aktif görev almak istemektedir. Birkaç kez bu isteğe reddedilmiş, fakat en sonunda Enver Paşa'ya yazdığı "Vatanın müdafasına ait aktif faaliyetlerden daha mühim ve yüce bir vazife olamaz. Arkadaşlarım, muharebe meydanlarında, ateş hatlarında bulunurken ben Sofya'da ateşe militerlik yapamam. Eğer birinci sınıf subay olmak liyakatinden mahrumsam, kanaatiniz buysa lütfen açık söyleyiniz." demiş ve Anadolu'ya geçmiştir. Çanakkale'de ününe ün katan Mustafa Kemal artık paşa olmuştur. Belki birçok kişi Sofya'da kalması gerektiğini düşünebilir. Hatta aşkı için mücadele etmesini isteyebilir. Fakat yıllar önce annesine söylediği şu söz benim hep zihnimde canlanır. "Anne, ben vatanımla evliyim." 1919'da Ulusal Kurtuluş Savaşı'nı başlattı. 1921 yılında Sofya yıllarında yakın ilişkiler kurduğu milletvekili arkadaşları aracılığıyla Anadolu'ya gizlice silah getirilmesini sağladı. Vatan kurtulduktan sonra tıpkı MİTİ gibi mantık evliliği yaptı. Cumhuriyeti kurdu. Tıpkı Sofya yıllarında söylediği gibi kadın erkek eşitliğini sağladı. Üreten köylü milletin efendisidir dedi. Çiftlikler kurdu. Kalkınma hamleleri yaptı. Dmitrina da kardeşlerinin anlatımına göre yıllar sonra sevgisiz ama saygılı bir evlilik yaptı. Gazetelerde yer alan Mustafa Kemal'in fotoğraflarını sürekli biriktirdi. 3 çocuğu oldu. Kardeşinin dediğine göre Mustafa Kemal'i hiç unutmadı. Mustafa Kemal Atatürk'ün ise 1930 yılında Bulgar Kooperatif Tiyatrosu oyuncularına şu sözleri söylediği iddia edilir. "Sofya'da bir kız sevdim ama vermediler. Ben gençliğimi Sofya'da bıraktım." MİTİ 1966 yılının 7 Ağustos günü hasta yatağında yatarken kardeşi Olga'ya rüyasını anlatır. "Biliyor musun?" der. "Kemal'i gördüm. Galiba ona kavuşacağım." MİTİ 2 gün sonra hayata veda eder. Mustafa Kemal Sofya yıllarında yaverine Fransızcadan çevirdiği şu şiiri yollamıştı. "Hayat kısadır. Biraz hayal, biraz aşk ve sonra Allah'a ısmarladık. Hayat boştur. Biraz kin, biraz ümit ve sonra Allah'a ısmarladık." Videomuzun sonu. Allah'a ısmarladık.